Merhaba canlarım, merhaba arkadaşlarım, merhaba kardeşlerim, iyi geceler. Ya yine keyifliyim be. Neden? Sormayın be. Neden keyifli olmayayım ki ben? Türkiye batıyor, onun için keyifliyim. <laughs> ya vallahi billahi. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler ekonominin bozulmasından dolayı mutlu olanlar olduğunu söylüyorlar. Çok keyifliymiş olanlar. Mesela ben eleştiriyorum. Benim gibi eleştirenler çok. Siyasi partiler ne amaçla eleştirir bilmem. Niyet okumam. Ama kendimi bilirim ki yahu bu ülke ekonomisi batarsa ben de batarım onunla beraber. Çok büyük ihtimalle devlet benim emekli maaşım bile diyemez. Ya yani ne yaparım ben? Neden isteyeyim ki devletimin batmasını ben? Yani bunu söyleyenlerin Akılları kesinlikle bir taraflarına kaçmış. Rahmetli babaanneciğim olsaydı bunu söyleyemiyorsan. Ama kızanın derdi senin aklın kıçına kaçmış ya. <laughs> Vallahi öyle derdi billahi öyle derdi. Ya. Neyse geçelim. Ya bugün çok hoş şeyler oldu ya. Çok güzel çok güldüm yine ya. Harika ya. Sevgili Fatih Portakal'ı dinledim. Fatih Portakal tabii ya. Bakın korkmam diyen yalan söyler aslında. Demek ki ben de yalan söylüyorum. Tabii ki korkarız kendimiz için korkmasak bile yakınlarımız için korkarız. Belli ki Fatih de biraz tırsmış haklı olarak. Öyle bir anlatıyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'yla ya da bakanlarla ilgili olayların bazılarını. Neyse oraları sonra geçelim. Bugün Fox TV'de Fatih Portakal'dan çok güzel bir haber dinledim. Fakat Fatih tabii Portakal haklı olarak devletimizin yanında yer alıyor abi. Devletimizin. Ne olmuş biliyor musunuz? Ben Fatih'ten duydum vallahi. Yalan söylemez herhalde Fatih. Doğan Şentürk yapıyor haberleri. Genel yayın yönetmeni. Fox TV'nin. Yalan haber yapmaz onlar. Meğer Pompei var ya Pompei Dışişleri Bakanı. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski CIA Başkanı. Sayın Cumhurbaşkanımızı da Dışişleri Bakanımız da kandırmış. Onu bırakın. En başında daha, en başında 19 Aralık'ta yaptı ya da Trump'la Tayyip Bey görüşme. Trump o gün daha Sayın Cumhurbaşkanımızı kandırmış. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız o kadar samimiyetine inanmış ki adamın. Acele etmeyin çıkmakta demiş. Yavaş yavaş çıkın demiş. Kim açıklamış bunu? Trump açıklamış. Sayın Erdoğan bana dedi ki demiş. Çıkmakta acele etmeyin. <laughs> ya bu Trump çok yalancı ya. Bizim Cumhurbaşkanımız bir de yalan söylemez. Hiç hayatta yazmaz. Kitabında yazmaz. Kitabı varsa yazmaz. Bilmiyorum ama yani. Yayınlanmış kitabı var mı yok mu? Ama olmaz. Sonra neymiş efendim? Trump lan, Pompey Pompeo mu? <laughs> Bizim Cumhurbaşkanımızı ve Dışişleri Bakanımızı kandırmış. Hastin Ardana alan bunu söyleyenler. Ya benim Cumhurbaşkanımı, Sayın Recep'imi, Tayyip'imi, Erdoğan'ımı kimse kandıramaz. Daha bugüne kadar bir tek Allah'ın kolu çıkıp da Recep Tayyip Erdoğan için beni kandırdı diyemez. Şey, ya Recep Tayyip Erdoğan'ı kandırdı diyemez. Kim ya bana söyleyin kim kandırmış Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi? Ya bizim cumhurbaşkanımızı kim kandırır ya? Nasıl kandırır ya? Trump da kandırmamıştır. Kandırdı diyenler yalan söylüyor. Yok böyle bir şey ya. Hele hele benim Antalyalı mı? Benim güzeller güzeli çavuşumun oğlunu. Babası çavuştu onu biliyorsunuz. Babası değil dedesi çavuştu. Çavuş kızanları çok akıllı olur ha torunları. Çavuş baba. Adam 100 sene önce askerde çavuş olmuş ya. Kolay mı bu? Öyle bir adamın torunu o. Zeki kül yutmaz abi. Mangala kodu mu kül bırakmaz. Bütün küller dağılır gider bir şeyde. Yani bir kül bırak bir kül bırakmamada. işte eylem eylemsel harekette. Aziz Nesin anlatmıştı bunları ilgili bir şey ama neydi unuttum şimdi. Yani benim güzel canlarım, benim güzel arkadaşlarım. Trump, Pompeo, Sayın Cumhurbaşkanımızı kandırmışmış, aldatmışmış. Ya bunlara geçin geçin. Böyle şey olmaz. Neyse ben geleyim başka bir şeye. Ha ne olabilir? Efendim bizlere, bizim gibi biraz kitap okumuşlara, kitap yalamışlara, zamanında böyle ünlü, işini bilen, bilen, deneyim sahibi, üniversite hocalarından bazı şeyler öğretilmiştir. Mesela onlardan hiç unutmadıklarımdan bazılarını anlatayım ben. Derlerdi ki, demokrasilerde, demokrasilerde seçim olduğu için seçim olduğu için ve seçilme şartı da aranmadığı için o zamanlar biz daha ben çok gençtim böyle saçlarım başlarım yerindeydi abi. Hepsi yerinde simsiyah saçlar böyle sırma üf görse. Saç uzatmadım ama uzun ve gürdü şey gür ve sıktı saçlarım. Simsiyah, kuzgun siyah. İşte o zamanlar yani. <laughs> ya bu ne milattan önce falan değil ya 50 sene kadar önce. Ee, anlatırdı hocalarımız. Derdi ki demokrasilerde seçimle iş başına gelindiği için seçimle yani devletleri yönetmeye talip olanlar sıradan insanlardan çok üstün meziyetlere sahip olmalılar. Yani bir milletvekilinin ilkokul mezunu olma şartı olması bile de yeterliyse hatta o zamanlar ilkokul mezunu <laughs> olma şartı da yoktu. Bu her ne kadar seçilme eşitliği hakkından o konusunda seçme seçilme hakkı konusundan çok güzel harika bir şeyse de doğru değil derdi bir hocam vardı başvere şimdi yaşıyor Allah uzun ömürler versin Ünivers şeyde lise sonda ya üniversite üniversite pardon ne lisesi ya üniversite öğrencisi ve anlatırdı derdi ki devleti yönetmeye talip olanlar mutlaka kariyer sahibi olmalılar bilgi, deneyim ve beceri sahibi olmalılar. Sezgi sahibi olmalılar. Tahminlerinde çok seyrek yanılmalılar. Mümkünse hiç yanılmamalılar. Öngörü sahibi olmalılar yani. Gibi şeyler anlatmıştı. Şimdi gelelim oraya. Türkiye Cumhuriyeti yönetenlerini kandıramazsınız. Yani her ne kadar bizim Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı olmadan önce kandırıldım dediyse de onlar mütevazılığını göstermek içindi. Yani bakın ya ben bile kandırılıyorum. Sıradan vatandaş kandırılmış çok mu demek içindi. Çünkü kimileri biliyorsunuz o e, yimpaşlar, ihlas holdingler var diye gülen, gülen amca rahmetli yat diyen nur olsun. Yine de tabii öğlenin arkasından ben kötü konuşmam. Emel Ören vardı ya bir milyar taktı. <laughs> bir milyar. <laughs> İnananlara, Müslümanlara tam bir milyar taktı. Ama işte koskoca Tayyip Erdoğan kandırılıyor da bir, bir milyon ya da kaç yüz binse Müslümanı emperyalren kandırmış çok mu abi? O kanan insanların ne günahı var? Kandırılabilirler yani. İnsanoğlu bu. Bir ülkenin başbakanı kandırılıyorsa sıradan vatandaşı tabii tabii kandırılır. Ama ama bir ülkenin başbakanı, bir ülkenin cumhurbaşkanı sezgi konusunda yanlış yapmaz. Bir ülkenin cumhurbaşkanı, bir ülkenin başbakanı tahmin konusunda yanlış yapmaz öngörü konusunda yanlış yapmaz. Neden? E istihbarat teşkilatı vardır. Devletlerin istihbarat teşkilatları karşı devletlerin nefes alışlarına bile dinlemeli ve getirip başkana, bağlı olduğu başkana, cumhurbaşkanına, başbakana bildirmeli. Efendim bu adamlar böyle 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 yapıyorlar ama benim içeriden birinci derecede aldığım bilgiye göre bu adamların niyeti fena. Bunların niyeti bizi kandırmak. Bunların niyeti bizi oraya sokup oradan bizi IŞİD'in üzerine gönderip sonra da IŞİD'i bizim üzerime sal, üzerimize salmak bizim içerimizi karıştırmak ondan sonra da bizim <laughs> hani diyor ya bazıları Türkiye'ye işgal edilecek diye. Ben gülüyorum. Ya esasında bütün bunlar bir oyun. Vallahi oyun, billahi oyun. Hiçbir şeyin olacağı yok. Siyasetçiler kapalı kapılar ardında her şeyi bitirdiler. Şu anda Suriye ile ilgili ortadoğu ile ilgili, Türkiye ile ilgili, Ukrayna ile, Ermenistan'la, Azerbaycan'la, Türkistan'la ya bütün dünyadaki ülkelerle ilgili yeni düzen, yeni dünya düzeni ile ilgili kararlar çoktan alındı. Bütün devlet başkanları da bunların altına çoktan imza attılar, attılar. Siz onlara geçin. Yani siz sanıyor musunuz ki burada Trump, Sayın Genel Cumhurbaşkanımız ya da AK Parti Genel Başkanını kandırdı? ya da Pompeo. Bizde çok güzel bir laf vardır. Alan razı, satan razı. Ya da bazen iyi polis, kötü polis oynanır. Canlarım şu anda Türkiye seçime gidiyor. Amerika'da seçim yok. Türkiye'de seçime giderken iktidarda olan partiye düşman lazım. Ve kandırıkçılar lazım. Nasıl olsa bizim halkımız kandırıldım dendiği zaman kandırıldım diyenin arkasında duruyor. Ben kandırıldım. Değil korkmayın. Sakın korkmayın. Mutlaka arkanızda duracaktır birileri. Bu sefer de kandıranın üstüne gideceklerdir. E diyeceksiniz ki yahu kandırını, kandıranın niye üstüne gitmediler zamanında? Kucalamayın. Mesela kandıran İhlas, kandıran Yimpaş. İkisinde de bir numara görev yapan Sayın Beyefendi kim şu anda? Ne Oktay? Cumhurbaşkanı. Birinci yardımcısı. <laughs> iki şirket de SEO'luk yaptı. Şirketlerin ikisi de battı. Ama Türkiye'de başkan yardımcısı. A e vallahi billahi yalan söylüyorsam ne verdim abi? A gidin bakın arşive. Bakın özgeçmişine. Göreceksiniz. Peki bütün bunlar tesadüf mü? Hayır hiçbirisi tesadüf değil. Kim ki size devlet hayatında tesadüfler var diyor sakın inanmayın. Kim size devlet hayatında birileri çıkıp ben kandırıldım diyor asla kandırılmış olamaz kandırılmış numarasına yatar sadece. Devletler, devletleri yönetenler kapalı kapılar ardında her şeyi bitirirler. Ne güzel söylemişti birisi. İhsan Sabri Çağlayan gibi zannedersem. O büyük adam söylemişti. Çok kişi kızıyor ama bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi dışişleri bakanlarından biriydi. Eski emniyetçidir aslında. Eski istihbaratçıdır. İşini bilir. Ne demişti biliyor musunuz? Dış politika ve sosis salam göz önünde yapılamaz. Evet. Neden dediler? İkisi de mide bulandırır dedi. <laughs> İkisi de mide bulandırır. Ya biz kendi kendimizi yiyoruz. Bağırıyoruz, çağırıyoruz, Trump'a küfrediyoruz, Pompei'yi aşağılıyoruz, Boltan şöyle diyoruz, Boltan. Ya her şey bitti. Anlattım, bana kızmışlar. Zannediyorlar ki ben Amerika'yı savunuyorum. İsrail Türkiye'yi işgal edemez dedim diye İsrail'i savunuyorum. Ya bırakın bunları ya ben gerçekçiliği savunuyorum. Gerçekçiliği. Diyorlar ki efendim artık dünya silahlarla işgal olunmaz ki. Ya ben ne diyorum? Temel'e sormuş hakim. Adın ne? Temel. Demiş durmuş sonra ama demiş içinde R harfi yoktur. E oğlum demiş Temel. Temel harfi adının içinde R harfi zaten yok. E ben ne dedim demiş. <laughs> e ben ne dedim? Yahu savaş değil dünya artık işgal. Dünyada işgaller Bitti. Öyle bir küresel dünyadayız ki bundan dönüş de yok geriye. Liberal kapitalizmin de çöküyor olması küreselleşmenin bittiği anlamına gelmez. Bundan sonra küreselleşmeden geri dönüş olmaz. Ne yani? Bütün internet sistemi kaldırılıp atılacak mı? Bankalar tekrar kalamoza de mi dönecek? Tekrar kollu makinelerle mi çalışılacak? Telefon başına gittiğimiz zaman bankalara Para tahsilat yapmak gittiğinizde başka bir şubeden telefonla provizyon mu alınacak? Yani ne olacak? Yurt dışına gittiğinizde cebinizde tomarla döviz mi taşıyacaksınız? E döviz taşımak yasak olduğuna göre Merkez Bankası'ndan tahsis alacaksınız. Merkez Bankası da çıkaracak size 200 dolarlık tahsis. Ya yol paranıza değil, oradaki uçak havalarından şehre gitmenize yetmez. E ne yapacaksınız? Kara borsadan dolar toplayacaksınız. Cebinize koyacaksınız. Yok cebinize koyarsanız belli olur. Donunuzun içinde bir tane cep yapacaksınız. <laughs> ya canlarım ya. Ben bu, ben bu komplo teorisyenlerine bayılıyorum ya. Müjdat Gezen Metin Akpınar, canlarım benim. Onlar şu anda yasak geldi. Onlara gülemeyeceğiz belli ki güldüremeyecekler. Ama komplo teorisyenleri beni bir güldürüyorlar bir güldürüyorlar ki bayılıyorum onlara ya. Ya dünya bu aşamadan geri gitmez. Dünyada silahlı savaşlar bitti olmaz. Kafanıza takmayın hiçbir şey olmaz. Sakın ha. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin böyle şeyleri. Efendim ekonomimizi işgal ederlermiş. Ya deyin ki ekonomimizi işgal ettiler. Ya Türkiye ekonomisi 1950 yılından beri zaten işgal altında. <laughs> Otomobiller bizim değil. Lisans ödüyoruz. Televizyonlar bizim değil. Lisans ödüyoruz. Buzdolapları bizim değil. Lisans ödüyoruz. Ne bileyim şimdi var ya kombiler mombiler bizim değil. Lisans ödüyoruz. Çamaşır makinelerine lisans ödüyoruz. Bulaşık makinelerine lisans ödüyoruz. Jiletlere. Jilet, jilet, tıraş bıçağı. Lisans ödüyoruz. Ya bizde bir tekstil var ya o. Bizde bir tekstil var ya. Başka ne var? İncir, üzüm, boncuk, boncuk falan filan var ya. Bir de inşaat yapıyoruz. Kumu, tuzu, çakılı bizden. Ya arkadaşlar ya. Allah aşkına gerçekçi olalım ya. Ya dünyada işgal edilmiş ülke yok. Dünyada, dünyada ülkelerinin, kendi ülkelerinin halklarını kendi ceplerini doldurmak için sömüren politikacılar var. Bunu en az yapan politikacılara sahip olan ülkeler varlıklı, zengin, gelişmiş ülkeler. Bunun yani kendi halkını en çok soyan ülkeler en fakir ülkeler. Onlardan biraz daha az soyan ülkeler e biraz daha varlıklı olmaya başlamış ülkeler. E biraz daha az soyanlar. <laughs> ya başka bir şey yok. Dünyada hiçbir devlet hiçbir devleti işgal etmiş değildir. İşgal yok. Olamaz zaten. Yani Renault Türkiye'yi işgal edecek de ne yapacak? Abi zaten fabrikalar Renault'un kendisinin. Almanya'ya Türkiye'yi işgal edecek. E ne olacak abi Almanya Türkiye'yi işgal etse? Almanya'da bir dünya fabrikalar var. Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon. Hatta otomobil. Adam kendi fabrikalarını mı işgal edecek? Japonlar Türkiye'yi edemez işgal. Hadi ki ettiler ekonomik olarak. Ya onların da var fabrikaları. Ya fabrikaların tamamına yakını yabancı yabancı. Biz onlara lisans öduyoruz. Canlarım benim. İnanmayın bu arkadaşlara. <laughs> Türkiye bir şey olmaz. Güzellerim benim. Şimdilik ara veriyorum. Ondan sonraki 9.30'da yeniden yine böyle canlı yayında görüşmek üzere. Hepinizi gözlerinizden öperim şimdilik.